Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 3 malzeme ile tatlı krizinizi anında geçirecek mükemmel bir tatlı tarifim var. Nişasta helvası yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kısa sürede evde bulunan malzemelerle bu güzel tarifi hazırlayabilirsiniz ve anında tüketebilirsiniz. O zaman tarifime hemen geçmek istiyorum. Öncelikle ana malzemelerimizden bir tanesi nişasta. Buğday nişastası kullanıyorum. Derin bir kabağa 3 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası ekliyorum. Orijinal tarifinde buğday nişastası ile yapılıyor fakat mısır nişastası ile yapılıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağı normal çeşme suyu ekledim. Topaklanmaması için güzelce karıştırıyorum şimdi. Nişastalı karışımı topak topak kalmayana dek güzel bir şekilde karıştırdım. Orta boy tavaya 1,5 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı tamamen eridikten sonra üzerine nişastalı karışımı döküyorum. Bu arada nişastalı karışımın içine ben şeker eklemeyi unutmuşum. Ama sonradan ekledim. Şimdi 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bana göre gayet şeker oranı güzel. Eğer daha fazla şekerli seviyorsanız 5 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ya da daha az seviyorsanız 2 veya 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. En kısık ateşte devamlı karıştırarak kıvama gelmesini bekliyorum şimdi. Bu aşamada devamlı karıştırmanız önemli. Yavaş yavaş gitgide gördüğünüz gibi nişastalı karışım koyulaşmaya başladı. Koyulaştıktan sonra 1-2 dakika kadar daha spatula yardımıyla kavurmaya devam ettim. Daha sonra altını kapatarak helvanızı tüketebilirsiniz. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Şöyle size yakınlaştırarak kıvamının güzelliğini göstermek istiyorum. Evde malzemesi olmayanlar için hemen yapıp tüketebileceğiniz harika bir tatlı. Şimdi tatlım pişti arkadaşlar. Bir tabağa aktarıyorum. İster şekil vererek ister hemen düz bir şekilde tabağınıza döküp tüketebilirsiniz. Video çektiğimiz için birazcık görüntüsü güzel olması gerekiyor bizde. O yüzden böyle şekiller vermeye çalıştım. Üzerine de cevizle süsledim. İsterseniz fındık, fıstık, toz, antep fıstığı istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Gerçekten harika bir tatlı oldu. İster sıcak anında, isterseniz soğuduktan sonra da tüketebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara kalp emoji bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.